insanı duygusal yemeye iten şeyler. Kadınlar en çok kocalarına sinirlendikleri zaman, çocuklarıyla baş edemediği zaman, ev hanımlarının yemesinden bahsedelim, çalışan hanımlar ya da böyle genel anlamda bir insanı duygusal yemeye iten tetikleyici faktörler nelerdir? Şöyle ki şimdi biz yaşadığımız duyguyu sağlıklı bir şekilde ifade edemediğimizde aslında o bedende bir yerde hapsolmaya başlıyor. Hem fizyolojik hastalıklar ortaya çıkıyor hem de kişi bunu ifade edemediğinden ya eşine çok sinirlendi ya da patronuna o kadar sinirlendi ki canı sıkacak bir durum yaşadı, karşılaştı. Ama hiçbir şekilde iletişime geçemiyor, kendisini anlatamıyor, ifade edemiyor. Korkuları var belki de, kaygısı var, söylersem belki beni işten kovacak. Ya da işte eşimle bunu paylaşırsam asla kabul etmeyecek, beni suçlayacak ya da utanç verici bir durumla karşılaşacağım vesaire diye söylemeyi tercih etmeyip o duyguyu yutuyor tabiri caizse. Ve bastırabilmek adına da kendisini, çünkü iyi hissetmek ister insanoğlu, olumsuz bir durumla karşılaşmak, orada kalmak istemez. İyi hissedebilmek için nerede keyif alıyordu, nerede hoşuna giden bir takım şeyler vardı? İşte yemek yerken iyi hissediyordu kendisini. Hadi yiyeyim biraz, bastırayım ya da hadi yiyeyim biraz, mutluluk hormonu, serotonin, dopamin salgılansın şeklinde yemeklerle beraber o duygusunu bastırıyor. Çocukluk döneminde de aslında bunu biz yaşıyoruz bir taraftan da. Şimdi çocuklar çok güzel bir karne getirdiğinde, bir şeyle karşılaşıldığında hemen bir bunu ödüllendirme. Yemekler, sofralar, çünkü bizim kültürümüz yemek üzerine, yani yemek bizim için çok önemli bir şeydir. Bir virgül koyarak çok güzel bir yere getirdin konuyu çünkü. Hani hatırlatmayı biraz genişletmek adına söylüyorum. Bir, cenaze ve yas sürecinde evlerde yemekler pişer. Hani ocakta hiç yemek inmez. Kutlamalar, doğum günü, bebek geldiyse, bebek görmeye gidildiğinde, sünnet olduğunda çocuk terfi, terfi durumunda ya da işte üniversite sınavını kazandı, KPSS'yi kazandı, bir yere atandı. Yani üzüntü ve mutluluğun olduğu her şeyde yeme gibi, toplu olarak yeme gibi bir özelliğimiz ve alışkanlığımız var. Sanki bu sosyal bir terapi, destek gibi. Fakat bunun bireysel olarak hayata alışkanlık haline dönüşmesi mi sıkıntı getiriyor? O da güzel gelmiyor mu kulağa? Ya ben çok mutlu olduğumda ay hadi bir çikolata yesem diye kendimi tebrik etmek isterim. Ya bu da güzel bir şey değil mi? Nerede durmalıyız? Bu ayrımı da lütfen bahsedelim. Hepten mi kaldıracağız bu yemeği? Duygusal yemeğin hepsi mi kötü? Aslında bu çok güzel bir şeydir. Çünkü kutlama özel bir anın olduğunu gösterir. Ya da bizim sohbetlerimiz genellikle sofra etrafında dönüyor. İnsanlar birbirinin yüzüne orada geliyorlar. Telefonlar orada bırakılıyor bir kenara. Ya da televizyon kapatılıyor. Ya da sevdiklerimizi davet ediyoruz. Ya da misafir evin bereketi diyoruz. Yaşlılar evin bereketi diyoruz. Yedirmeyi seven bir toplumuz. Yedirmeyi seviyoruz. Israrı seven de bir toplumuz. Ya lütfen ya, Allah aşkına ye şeklinde ısrarlarla beraber. Peki bunlar olmaya devam ettikçe ya da kişi duygusal olarak da sıkıntı yaşayıp baş etmekte zorlandığında bunun dozu işte orada kaçmaya başlıyor. Israrlar ya da bizim toplumumuzda beden algısı da hakikaten çok önemli bir yer kapsıyor. Hele son ya, yıllarda. Ne kadar zayıf görün, hiç yemiyor musun sen ya da kilo almışsın, bak görmeli dikkat et, sonra işte falanca gibi olma şeklinde kıyaslamalar, aşağılamalar, eleştiriler. Yavaş yavaş insanlarda şu da oluşmaya başlıyor. El alem ne der, ben hemen bir diyete başlayayım. Ya da orada belki duygusunu ifade edemiyor. Çünkü o kişi bir tanıdığı olabilir, bir yakını ya da bir büyüğüdür vesaire. Duyguyu yutmak zorunda kalıyor, söyleyemediklerini yutmak. Ama o zihnin arka planında sürekli dönüyor, sürekli dönüyor. Ve rahatlamaya çok fazla ihtiyaç duyuyor.